ÖSYM'nin sınav sezonu başladı. Hayırlı uğurlu olsun. 28 Mart yok değil, 64 gün var. 18 Nisan'daki YDS 85 gün var ve 27 Haziran'da YDT, Dilcilerden bahsediyorum, 155 gün var. Ve bana halen hocam yetişir mi diye soruyorlar. Arkadaşlar Allah aşkına lütfen şu yetişir mi yetişmez mi kaygılarını bir kenara bırakın ve bir an önce çalışmaya koyulun. Üstelik bu salgın nedeniyle vaktimiz her zamankinden daha bol. Okula giderken ya da işe giderken eskisi kadar çok vakit kaybetmiyoruz. Çünkü çoğumuz için konuşuyorum. Artık bu işleri evden yürütüyoruz. Ya da şu kafedeyiz kanka sen de gel tarzı mesajlar artık olmuyor. Çünkü sosyal hayatımızda bayağı kesintiye uğradı. AVM'ydi, alışverişti. Bunlar da artık genelde internete kaydı. Diyeceğim o ki bu pek bizim tercihimiz olmasa da gerçekten çok fazla vaktimiz var ve bunu iyi kullanmak lazım. Önümüzdeki süreçte kişisel kanaatim o ki bu boş zamanlarımızı çok arayacağız. Neyse şimdi şu netlere dönelim. Biz bu netleri nasıl yükselteceğiz? Bunu elbette çalışarak yapacağız ama ben şu an beni izleyen herkesin İngilizceyi yeterince çalıştığını varsayıyorum. Tabi dilciler TYT'yi de unutmasınlar. Öte yandan sınava az bir süre kala özellikle netlerimizi yükseltmek anlamında yapılması gereken şeyler var. Mesela yok değil sınavına hazırlananlar artık yavaş yavaş bu sürece doğru giriyorlar. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bu gireceğiniz sınavlar sadece İngilizce bilmenizi değil, İngilizce noktasında soru çözme tekniğini de bilmeniz gerektiren sınavlardır. Daha önce şu kartlardan bakabilirsiniz. Videomuzda bunu anlatmıştık. Bu sınava hazırlayanların aslında temelde amacı ayırt edici olsun diye sınavı zorlaştırmak. Dolayısıyla sadece anlama bakarak soruları çözmeye kalkarsanız hem çok vakit kaybedersiniz hem de yanlış yapmanız olası. Şimdi şu soruya bir bakalım. 2020 YDS'de 70. soru eşdeğer cümle sorusu. Şimdi normal şartlarda uzun bir soru kökü var ve aşağıdaki şıklar da yeterince uzun. Bu soruyu okuyup anlamsal olarak tek tek şıklarla kıyaslamak ciddi bir vakit istiyor ve yanlış yapma ihtimalimiz de var. Bunun yerine biraz daha teknik yaklaşmak daha iyi olacaktır. Burada bakıldığında soru kökünde çok keskin ifadeler olduğunu görüyoruz. Fully aware. Yine not only but also kalıbı var. Burada as well kullanmış. Aynı şey. Bu ifadeyi veren karşılıklar arayacağız. Şimdi A şıkkına baktığımızda fully aware'i aynen görüyoruz. Buna tik atabiliriz. Yine not only but also'nun karşılığı da both. A şıkkı her ikisini de vermiş. B'ye baktığımızda more strong points diyor. Yani burada bir karşılaştırma var ama yukarıda karşılaştırma yoktu. Yine C'ye gelelim. Both strengths diyor. Evet and weaknesses. Yani güçlü yönleri ve zayıf yönleri bu aradığımız cevap. Ama evaluated diyor. Biz fully aware'den bahsediyoruz. Ve bu aslında aradığımız şey değil. Bakın aware'i sadece tek başına yazmış. Ama biz fully aware diye bir yapı arıyoruz. Yine devam edelim. Bakın burada yine strong points rather'den diyor. Yine burada bir kıyaslama var. Aslında kıyaslama bizim aradığımız şey değil. Ve E şıkkına baktığımızda da fully aware'ı vermiş. Buna bir tik atalım. Ama hem güçlü yönleri ve zayıf yönleriyle ilgili bir not only but also ya da both gibi bir kalıp yok. Bunu bir koşula bağlamış. Gördüğünüz gibi E, D, C ve B şıkkı bizim aradığımız iki yapıyı bize vermedi. Bakın anlamına hiç girmiyorum. Anlamından hiç bakmıyorum. İşte bu tip tekniklerle hem soru çözümünüzü hızlandırabilir hem de daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Yine netlerimizi yükseltmek adına ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara aşina olmak gerekiyor. Şimdi ÖSYM'nin yaptığı 3 tane dil sınavı var. Yok değil, YDS ve YDT. Hangi sınava hazırlandığınızın bir önemi yok. Bütün bu sınavların çıkmış sorularını çözmek durumundasınız. Çünkü kelimelerden phrasal'lara ya da işte prepositions'lardan bağlaçlara kadar pek çok konu aslında yıllar içerisinde tekrar ediyor ve sizin bu sorulara aşina olmanız, daha önceden çözmüş olmanız gerekiyor ve imkanınız varsa da güncel sınavlara girin. Biliyorum bu işin bir tarafı para. Ben imkan olanlara söylüyorum. Diyelim ki YDT'ye hazırlanıyorsun. Hemen şu önümüzdeki YÖK dile ve YDS sınavlarına gir. Bu senin için çok ciddi bir deneyim olacak ve öte yandan güncel soruları da deneyimleme şansın olacak. Benim şahsi kanaatim bu yönde. Yine süre konusu bence çok önemli. Netleri artırabilmek adına. Özellikle YDT grubu dilcilerden bahsediyorum. Biliyorsunuz onlarda 120 dakikalık bir süre limiti var. Hani YDS gibi YÖK dil gibi 180 dakikada çözmüyorlar sınavı. Sınav stratejisi anlamında bir süre stratejisi geliştirmek durumundalar. Ben danışmanlık yaptığım öğrencilere de sürekli bu konunun ciddiyetini hep söylerim ve hep onlara da tavsiye ettiğim, size de tavsiye edeceğim bir şey var.
her hafta bir tane süre denemesi çözün. Süre denemesi dediğimiz sadece süre stratejisine odaklandığınız, diyelim ki 90 dakikada ya da 100 dakikada çözmeye çalıştığınız bir sınav. Elbette doğru yanlışlarınız önemli, elbette sıralamanız önemli ama oradaki temel amaç o işi hızlı şekilde de yapabilmeyi öğrenmek. Çünkü süre çabuk gelişen bir şey değil. Hele hele sınav yaklaştığında, biraz da bu işin içine heyecan girdiğinde gerçekten bazı arkadaşlarımızın bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Netleri artırabilmek adına bir daha söylüyorum, her hafta bir tane süre denemesi çözün. Ve son olarak söyleyebileceğim kelime, kelime, kelime. Fikir Hastası takipçileri artık çok iyi biliyorlar kelimenin ne kadar önemli olduğunu. Burada listeler dolusu kelime ezberlemekten bahsetmiyorum. Daha geçtiğimiz haftalarda paylaştım. Biliyorsunuz ben kelimeyle ilgili 2-3 haftada bir video paylaşmaya çalışıyorum. Kelime nasıl öğrenilmeli, nasıl çalışılmalı daha önce videolarımda da paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela şöyle düşünelim. Önümüzde 60 gün var YÖK Dil sınavı için. İstikrarlı şekilde her gün kelime çalıştığımızı düşünelim. 60 gün gibi bir sürede 1000 kelime öğrenmek gerçekten hani hayal değil. Bu işi düzenli yapan, benim daha önce çok öğrencim oldu o şekilde. 60 günlük bir süreçte 1000 kelime öğrenmen demek senin en az 5 tane soru fazla çözmen demek. Ve bu müthiş bir şey. O nedenle bak şurada sınava 60 gün kalmış ya da YDS için bahsediyorum 85 gün kalmış. Lütfen kendinize düzenli, istikrarlı bir şekilde kelime öğrenebileceğiniz bir kelime çalışma programı oluşturun. Göreceksiniz ki bu sizin netlerinizi çok hızlı bir şekilde yükseltecek. Tabii ki kelime demişken phrasal'lardan bahsetmemek olmaz. Phrasal'ları da yine bu kelimelerin içine katıp aynı süreçte çalışırsanız netlerinizi 5, 10 belki de daha fazla artırabilirsiniz. Bu benim hani daha önce çok tecrübe ettiğim ve sizlere de tavsiye edebileceğim bir konu. Uzun lafın kısası arkadaşlar, 2021'de önümüzde sınavlarla dolu bir yıl var gibi duruyor. İnşallah bir kaza bela olmaz ve bu nedenle bir an önce kendimize gelip elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Ben duyuyorum bazı arkadaşlarımız okulların olmamasından ya da sınavların iptal olmasından dolayı konsantrasyon problemleri yaşıyorlar. Bana da yazıyorlar zaman zaman. Onlara da hep elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum ve bir daha söylüyorum, uyanmanın tam vakti. Her şey için yeteri kadar süre var. 2021'in 2020'ye inat çok daha umut dolu, çok daha bizler için mutlu bir yıl olması dileğiyle sağlıcakla.